geldiği kadar böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim dayı. Biliyorsunuz geçen dönem geldi, buradayım. Köyler bize bağlı değildi ama mahalle işlerimiz falan kötüydü. Bunu nasıl çözeriz? İşte bir kere tipa parke fabrikası olarak bu işi çözeriz demiş. Tamam. Allah aşkına olsun. O dönem çözüldü. Ama son bu Büyükşehir Kanunu'ndan sonra tabii ilçeler içerisinde en büyük yüz ölçümü olan ilçe Geyve arkadaşlar. 65 köyü mezralarıyla beraber 117 parçalı bir yer burası. Sakarya'nın yüz ölçümü olarak en büyük ilçesiyiz. Evet. Tabii sıkıntı hemen de paldırtıldı ve hallolmuyor. Büyükşehir Kanunu'ndan sonra özel idaremizin bütün ekipmanları Büyükşehir Belediyesi'ne devroldu. Hani işte muhtarımız bizden ekip istiyordu özel idareden. Kaymakam Bey'in talimatıyla ekipler geliyordu. İşte 3 grader, 10 kamyon, bir dozer neyse. Bu ekiplerin tamamı da Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Kanunda da ciddi bir boşluk var. Ekipler bizde yok. Biz güçsüz kaldık. Büyükşehir'de ben bu işleri yapmam diyor. Aslında özel idare kapatılmış. Özel idarenin yetkileri Büyükşehir'e devredilmiş. Ama onlar kendileri bu işten biraz muaf tutmaya çalıştılar. Bize de ki bunu da çözmemiz lazım. Niye? İşte sizin olduğu gibi 5 parçalı olan bir Çamlı köyümüz var. Karacören var, Mekşe Oruç var, Mekşe Solak var. Abi, çok var. Parçalı köylerimiz var bizim ciddi anlamda. Bağcaz işte. Var. Bağcaz var, Toru var. İşte bakıyorsunuz Seçce Cerelleri var. Güney 3 parça. Efendime söyleyeyim Alıplar 2 parça. Peki biz bunları çözmemiz lazım. Hemen işte bir iki gittik, gördük, Ankara temaslar yaptık. Şimdi 15 gün önce bir sati kaplama makinesi getirdim arkadaşlar. Bilmiyorum belki Facebook'tan falan sosyal medyadan takip eden varsa. Bir makine yaptırdım özel. 1 milyonluk bir tesis kuruldu. Şimdi bütün tankları bizim kilitli parke fabrikasının orada. Çok hızlı gidiyor iş. Yani hani özel idare önceden atardı ya hatırlıyorsun. Önce zifti sererdi, arkadan mıcır falan gelirdi. Şimdi o işlerin hepsini bir kamyona toplamışlar Necdet abi. Kamyonun ön tarafı solüsyon tankı. Arka tarafı mıcır tankı. Solüsyonu bırakıyor makine. 2 ya da 3 saniye sonra mıcırı bırakıyor. Arkadan da silindiri çekiyorsunuz. Yani ortalama günlük sanırım en az bir 1500-2000 metre yol yapabilecek kapasite bir makine. Dedik ki bunun zorlukları nelerdir? İşte deniyoruz. 9 kilometre yer hazırladık Geyve merkezde. İşte Çetin Soğuk Hava Deposu'nun arkalarını, Akçeşme'nin oraya. Önce düzde deneyelim dediler. Adamlar da yarın akşam geliyor. Pazar günü büyük deneme esas o zaman yapacağız. Şimdi makinedik bir görelim. Başına 3 tane bizim personelimizi verdik. Onlar ilk 3 kilometreyi serecekler. Onlar serecek. Biz gözlemleyeceğiz. Sonra bırakacaklar bizim arkadaşlara. Ama başında yine onlar duracak. Makine hazır. Bütün tanklarımız hazır. Elhamdülillah bir sorunumuz yok. Hızlı bir şekilde bu parçaların hemen ara mahallelerin işte üçerenleri, kaya altını yani çok bir sorunumuz gözükmüyor şu an için. En azından çözümü bulduk. Ha belki zamanlamada biraz gecikmeler oluyor ama orada da hakkınızı helal edin. Yani şu da yok arkadaşlar, ben de istiyorum bir belediye başkanı sıfatıyla bir dostum geldi mi Necdet abi bana diyorsa ki ya oğlum Akseki'de bir yol var. O gün yapmayı ben de arzu ederim ama devletin imkanları belli, belediyenin imkanları belli. Onun için ilk önce bu mücavir alandaki her yer yapılacak abi. Ha mücavir alan dışında sonra yerlerimiz mi var? Onları da yapacağım. Yani o konuda gönlünüz rahat olsun. Dün griderim geldi tamirden. Eski bir grider vermişlerdi özel idareden bize, bu 6. arızası. Ama ben de baktım ki bu iş böyle olmayacak. Vatandaşımız mağdur. Büyükşehir Belediyesi bizim arazi yollarında araç göndermek istemiyor. Dedim böyle olmayacak. Ankara'ya gittim. Bir iki temas sonucunda bir kurumdan hallettim. Dün de yazılarını yazdım. Allah nasip ederse haftaya cumaya bir aksilik kaza bela çıkmazsa Kaymakam Bey. Komatsu 555 bir sıfır grider aldım. 700 bin lira onunla rakamı. Haftaya cumaya teslim ederiz dedi Komatsu firması. Bir aksilik çıkmaz ise. Ama şu anda diğer griderim tamirden geldi dün itibariyle. Eğer çok acil yeriniz varsa yağmurlardan sonra oraya da başlayabilirim. Orada da bir sıkıntımız yok. Köyler anlamında 21 tane köyü baştan aşağı bitirdik. Tabii diyeceksiniz ki ya başkan bizim köyde bir şey olmadı. Ama şimdi 65 tane köy var. Karaçam'dan başladık Necdet abi. Büyük köy değil. 3 bin nüfus var biliyorsunuz o bölgede. Başkanım lafınızı kesiyorum ama alfabetik sıraya göre alfabetik sıra da geliyor. Yok. Şimdi genelde şunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerleri bir an evvel bitirme derdindeyiz. Şimdi işte Umur Bey bitti, Doğan Tepe bitti, Karaçam bitti, Bağlarbaşı bitti. Bunlar binin üstünde nüfus olan yerlerimiz. Evet. Mümkün olduğu kadar sıradan da işte Bağlar köyleri bitirdik. Epçeler bitti, Akkaya bitti. Bugün Doğan Tepe'de son iki sokağa giriyoruz. İşte Allah nasip ederse. Burhaniye geçeceğim oradan da. Ama güzel olacak.
Yani geçtiğimiz yerlerde vatandaşın kullandığı tüm yolları baştan aşağı parke yapıyoruz. Yalnız en büyük sıkıntım dostlarımızdan gelen kendi avlularını, kendi araba garajlarını ya da kendi bahçelerinin yapılması talepleri. Bizi en çok o üzüyor. Yok diyoruz. Yok deyince de ben üzülüyorum Allah için ama yani belediyenin malıyla da kamunun malıyla da özel işi yapmak bizim ağrımıza gidiyor arkadaşlar. Böyle bir güç yok. Bazen şunu yapıyor arkadaşlar. Tamam başkanım diyorlar. Biz taş parasını ödeyelim. İşçilik parasını ödeyelim. Kum makineyi sen hallet. Onu halledebilirim. Yani bunu ama sadece şey değil yani bir vatandaşa değil. AK Partili, MHP'li hiç kimse fark etmeksizin her vatandaşı bunu yapabilirim. Yani kepçeyi kum ayarlarım. Arzu ederseniz köyümüze geldiğinde de diyelim ki işte evinizin önünde bir 40-50 metrekare yer var. Taş parasını, işçilik parasını verirseniz ben kum ile kepçesini karşılarım. Buraları da yapmış oluruz. Ama diğer türlü biz şu anda acilen vatandaşımızı çamurdan kurtarma derdindeyiz. 21 köy bitti. 44 tane köy var. Seçime kadar sözüm var. Bu milleti çamura bastırmayacağız Allah nasip ederse diye. İnşallah. Seçime kadar da bu köylerin tamamı bitmiş olacak. Ara yollarınıza kadar. İnşallah. Şimdi dedim ya bu makine beni çok rahat, psikolojim düzeldi. Şimdi siz de kendinizi yönetici yerine koyun. Necdet abi 50 bin nüfus. Şimdi desek Eyüp abi ya Muratçım bu iş niye böyle? Ya yok demek de ağrımıza gidiyor. Kaymakam Bey için de öyledir değil mi Kaymakam Bey? Yani imkanları şimdi toparladık. Kafam da rahat. Yani öyle bir kafama takılan da bir şey yok. Bu sati kaplaması inşallah. Yani biz bir yıl içerisinde 150 kilometre yolu yapar çıkarız. İnşallah. Başkanım gelecek seneye mesela arazi yolunda bir çakıllama imkanınız var mı? Şimdi Eyüp abi şöyle arazi yolunda çakıllarız. Yani bu 2,5 yıllık kanalizasyon meselesi bizi yordu. Evet. Arkadan sağ olsun bakın. Yani hükümetten adam seçmenizin de şansı aslında. Bunu da size ifade edeyim burada. Yani biraz da politik olacak ama. Tabii, eğer ben AK Parti hükümetinin mensubu olmasam hala bekliyoruz. Şimdi biz Şaban Bey'e İller Bankası ile gittik. Bu asfalt attık ya. 110 bin ton sıcak asfalt attık arkadaşlar. 110 bin ton. Yani rakamı yaklaşık 11 milyon lira. 180 ay vade aldık. Kredi vadesi. Ve bu 13 milyon krediyi de Şaban Bey'in hattına çıkarttılar. Yani belki ilçemizden milletvekilimiz olmasa biz hala bekliyoruz arkadaşlar. Onun için yani bize diyoruz ki ya hükümetin mensubu olarak bu ilçeye ne getirebilirsek o bizim için kar. Hazır bir sel akıyor. Selden ne kadar kütük çekersek tabii bak GEV onu çekmeye çalışıyoruz. Kaymakam Bey de geldiği günden beri sağ olsun ciddi destekler veriyor. Bütün işlerimiz tıkır tıkır yürüyor. Ya eksik var mı? Var tabii. Sene 2016. 2016'ya kadar dünya tarihinde eksik bitmemiş. Biz tamamını %100 bitiremeyiz. Şimdi hükümet konağı inşaatımız başladı. Bak kayaların oradaki arazide görmüşsünüzdür belki. Devasa bir hükümet konağı binası yapılıyor. Kaymakam Bey bütün birimleri bunun içerisine topladı. Şimdi bundan sonra işlerimiz tek binada göreceğiz değil mi Kaymakam İnşallah. Bey? İnşallah. Hiçbir tarafa sizi yormayacağız. Müftülük hariç tamamını şu anda oraya topluyoruz. Alabilecek bir durumda. Askerlik şubesi dahil. Şimdi devlet hastanemizi görmüşsünüzdür. Normalde hükümet yatırımlarını artık ilçelere küçük hastaneleri kaldırmaya başlamışlar. Tam o arada Şaban Bey yine sağ olsun bakanı ikna etti. 40 yataklı arkadaşlar. Şu anda ilçe devlet hastaneleri içerisinde en iyilerinden bir tanesidir GV Devlet Hastanesi. Daha yenisine geçmedik ama 15 tane diyaliz ünitesi olacak. Yani GV'den bundan sonra hiçbir hasta il merkezine gitmeyecek. Hepsinin diyalizleri burada yapılacak. Rehabilitasyon merkezi gibi bir fizik ne diyorlar ona Kaymakam Bey? Yaşlara bakım merkezi. Yok o da değil be. Palyatif özür dilerim. Palyatif servis açılıyor. Bir de fizik tedavi içine açılıyor. Şu anda yeni doktorlarımız da geldi, uzmanlarımız. Allah'ın izniyle full bir devlet hastanemiz var. Pamukova'ya, Taraklı'ya, Geybe'ye. Hatta ben geçen gün de Göyne'ye bir hasta gönderdim. Göyne ve Gölpazarı'ndan hasta geliyor buraya. Şimdi bir merkez gibi oldu. O da bitti. Yurdumuz bitti. Sosyal güvenlik kurumu inşaatımız tamamlandı. Şimdi dere ıslahı başladı. Göreceksiniz. Evet. Belki görmediniz ama onu da sosyal medyadan paylaştım. Sakarya Nehri kenarından başladılar. 14 metreye çıkartıyorlar derenin yatağını. Şehir merkezi haricinde. Şehir merkezinde 21 metreye çıkartıyoruz. Çok 21 metreye çıkartılıyor. Bakan Bey'e gitmiştik. 10 milyon bir para çıkartmıştı ilçeye. 7 milyon civarına ihaleye verildi. Şimdi Karaçay deremiz de ıslahı bitiyor. 9 kilometre Burhaniye tersip bendine kadar baştan aşağı bunlar bitiyor. Bakın bunlar ciddi hükümet yatırımları. Şimdi bakıyorsunuz hastane 20 trilyon, yurt 8 trilyon, hükümet kanalı 8 milyon. Çayın kenarına sosyal hizmetler merkezi yapıyor.
eski bakanımız vardı, bayan hatırlarsınız, Ayşen Rüstem abla. O Sakarya içerisinde GV'ye böyle bir tolerans tanıdı. Hükümet konağını da o halletmiş sağ olsun. Şimdi oraya da 3 katlı 2000 metrekare yakın bir bina yapıyoruz. Sosyal hizmetler merkezi. Özürlerle alakalı birimler olacak, vatandaşlarımızın derdini çözmekle alakalı birimler olacak. Onun da ihalesi 19 Temmuz'da yapıldı. Şimdi yer teslimini bekliyoruz. Yer, halk eğitime ait bir yer vardı. Milli Emlak'tan tahsisini yaptık. O da başlamış oluyor. Salı günü benim ihalem var. 1 Ağustos'ta belediyenin üretim merkezi ihalesi. Yani biz demiyoruz ki sadece bizim işimiz yoldur, işte kanalizasyondur, sudur. Dedik ilçemize ciddi anlamda bir katkı sağlayalım. Üretilen mallarda bir değer katalım. 1900 metrekare bir üretim alanı yapıyorum. Eski çöplüğü biliyorsunuz. Evet, duydum ben. Orayı kapatmıştık zaten. 2 milyon da oraya para harcıyorum arkadaşlar. Onun da kredisini aldım. Çevre Bakanımız sağ olsun. O da GV'den evli. O da beni çağırdı. Dedi bir şeye ihtiyacın varsa yardımcı olur. Kredisini o ayarladı. Orada ne yapacağız? Orada bugüne kadar GV'de çıkartılan tüm ürünlerle alakalı üretim yapacağız. Malzemeleri işleyeceğiz. Ve ayva reçeli yapacağız. Ayva marmelatı yapacağız. Tarhana yapacağız. Turşu yapacağız. Pestil yapacağız. Allah nasip ederse. Ayva sirkesi yapacağız. Elma sirkesi yapacağız. Üzüm sirkesi yapacağız. Çok ön tarafta var. 250 metrekare bir kahvaltı salonu olacak orada. Hani bu İstanbul'dan şeye geçenler yok mu? Termallere. Hedefimiz onlar. Onları evet. Hedefledik. Ve çıkartılan tüm bu ürünleri de işleyerek orada satışa sunacağız. Markası da GV Belediyesi olacak. Hani Ayva'nın marka tescilini yaptırmışım daha önce hatırlarsanız. Bunlar hep bunun aşamasıydı. Şimdi diyelim ki geçen gün Umur Bey'den biri geldi. Ya bu tescil bu sene kuraydın ya dedi. Dedim bir şey yetişmedi. Ne oldu dedim. Ya domates 40 kuruşa gidiyor dedi ya. Hiç olmazsa salça yapardın da bizim domatesleri alırdın. Ona da çözüm buluruz inşallah. Şimdi Allah nasip ederse bu ürünleri de hep GV'li çiftçilerimizden alacağız. Yani dip ayvasının bundan sonra sağa sola gitme derdi yok. Biz bunları işleyeceğiz. Gelip Sefer abi, kardeşim vişne, abi getir vişne diyeceğiz. Biz yapacağız reçelini burada. Hepsi organik olacak ama. Üretim merkezi arkada olacak. Bayanlar çalışacak. Projenin asıl amacı bayanları da iş sahibi yapmak. Ve bizim mahsullerimiz işlemek. Bundan sonra bir de şey, Kırka Tepesi'ni gördünüz mü bilmiyorum. Işıkları görüyoruz. Millet merak ediyor zaten hocam. Deneme ışıklarını yakmaya başladık. Gece 12'den sonra yeşile dönüyor. Geçen beni aradılar yoldan geçenler. Başkan türbe mi var dediler. Siz geçerken üç gülü gelip okuyun gene. 50 bin metrekare bir alan. Yürüyüş yollarıyla şeyini, kim serbe işi kaldı. Kurban Bayramı'na yetişmeyi planlıyorum. Bu sabah da talimat verdi. Bütün ekiplerimi oraya yönlendirin. 70'e yakın pergola var. Oturulabilecek. 250 metrekare kahvaltı salonu. 250 metrekare lokanta. Mescidi. İdari binaları. Seyir terası yapıldı oraya. Aynı anda 400 kişinin oturabileceği bir alan oluşturdu. Yani sehpalarla, oturma gruplarıyla, banklarıyla aynı anda 400 kişi kapalı alanda oturabiliyor. Başkanım bir tane de bizim buralara yap ya. Siz de oraların yolları biraz bozuk. Bizim buradan yollar gene iyi. Alanı da vatandaşın kullanımına açacağız. Bu 400 kişi haricinde 50 dönüm yeri olduğu için çam ağaçlarını da kesmedik. Komple duruyor. Sağ olsun orada da orman müdürümün katkısı çok büyük. Kiralamayı ondan yaptık yeri. Yani en az 1000 kişi aynı anda gelip orada pikniği yapabilir. İşte çocuk oyun gruplarıyla, bayan fitness gruplarıyla devasa bir tesis çıkarttık ortaya Allah'ın izniyle. Güzel başkan bir açılsın da. Şimdi o da devam ediyor. Asayiş Bel Kemal dedim yani kızıyorsunuz ya işte ol yok her yok, şey olacak. Yok. Biraz zamanlamadan bize biraz tolerans tanıyın. Kızmayın yani. Devletin imkanları, belediye kaymakamlığının imkanlarıyla beraber inşallah. Ya sabırsız. Elimizden geleni yapacağız. Ya sabırsız ama olduğu zaman da millet teşekkür ediyor. Ha tabii bitti mi değil mi? Şimdi tabii Epçiler köyünde bugüne kadar doğru düz kilitli parke çalışması yoktu. Bir girdik baştan aşağı bitirdik. Şimdi diyor ki millet hay Allah razı olsun. Benim hangi mahallemde var? Köy hizmetlerinden iki araba kilitli parke aldık. Şu ana caddenin birini yaptık. Öbür sokaklarla şimdi muhtarım rahat ol. Murat Bey ve AK Parti döneminde hepsi olacak. İşte Burhaniye'ye geçiyorum. Burada sonra Saraçlı var. Zaten güneyde çok parke yapılacak yer yok. Setçe'de sapı kaplama makinelerini devreye sokacağız. Yani hızlı bir şekilde geliyoruz. Biraz daha sabırlı olun. Bizim Taraklı tarafa kaldı demek ki. Bu Taraklı yolu etrafındaki nereye? Köyler. Bu Taraklı yolundaki köyler kaldı demek ki. Şimdi Ova bitti. Evet. Boğaz bitti. İşte buraya bak tamam. Buradan gidecek. Biraz sabırlı olacaksınız ha. Başka bir şey istemiyorum. Biz sabırsız biraz. Allah razı olsun.
Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bununla alakalı bir eksiklik, bir şey anlattıysak ya da kaldıysa kafanızda, onları söylerseniz, onları da arkadaşlara talimat vereyim özellikle.